Bu şekilde nasıl değişir teyze sıfırsa? Teyzenin sıfır olduğunu düşünün. O oklar nasıl olur? Ya yanlara doğru mesela. Evet, birbirine paralel ve sonsuza doğru gitmeye çalışan. Şimdi bunlar nereye doğru gitmeye çalışıyor bu? P sıfıra doğru değil mi? Bu da şu P sıfırdan kaçmaya çalışıyorlar. Bunlar da P sıfıra doğru gitmeye çalışıyorlar. Eğer ben P sıfırı sonsuza taşırsam, bunlar sonsuza doğru gitmeye çalışan şeyler olacaklar, vektörler olacaklar. Sonsuza doğru gitmeye çalışan vektörler birbirine paralel olacak tabii. Birbirine paralel. Ne demek bu durumda yani? Yani ben trenin ön koltuğunda oturmuşsunuz, karşıya bakıyorsunuz dedim ya ben. Yani. Trenin ön koltuğunda değil de trenin yan tarafına doğru bakıyorsunuz bu sefer. Niye? Saniye doğru gitmiyor kamera. Ne yapıyor? TZ'si sıfır oldu. Ne oldu? Tüm şeyler, tüm elde edeceğim vektörlerin hepsi birbirine paralel bir şekilde bir yöne doğru akıyorlar. Birbirine paraleller ama uzunlukları birbiriyle aynı değil. Hala Z'ye bağlılar. Z ne kadar fazlaysa vektörün büyüklüğü o kadar az. Z ne kadar çoksa da, küçükse de vektörün boyutu o kadar büyük oluyor. Tamam mı? Yok, tamam. Yok, tamam. Ben onu işlettiğimi yokmuşum. Bunları bir zahmet edeyim. Çarpatar mısın bunları? Şöyle bir çarpanlar yapabilirken. Bir de başına bir tane atsana. Tamam, sorusu olan var mı bununla ilgili? Şu kocaman eşitlikten, koskocaman eşitlikten da omega sıfır olsun dedim ben. Omega sıfır olsun dedim ve tz de sıfır olmasın dedim. Buraya geldim. Kafama göre x sıfır, y sıfır noktası şey yaptım. Şu eşitliği daha iyi açıklayabilmek için. Eşitliği açıklasam da açıklamasam da bu vektörler çizseydim bu şekilde olacaktı. Bu noktalar özel noktalar, tamam mı? O noktalara ne kadar yakınsan görüntü üzerindeki hızın o kadar düşüyor. O noktalara ne kadar uzaksan görüntü üzerindeki hızın o kadar artıyor. Ayrıca ne kadar uzaktaysan görüntü üzerindeki hızın o kadar düşük oluyor. Bu şu iki tane eşitlik, bunları söylüyorum. İki tane eşitlik. Onları söylüyorum. Tamam, devam edelim ben sorusu olan yoksa. Bu special case one'dı. Special case one'ın şeyi buydu. Omega 0 olacak, tz 0 olmayacak. Devam edelim. Special case pure translation. Omega 0, Tz de 0. İkisi beraber 0. Bakın şuraya Tz'yi 0 yapın. Burada ne gelecek? Tz'yi 0 yapıyorum ben. 0, 0. Tamam mı? Karşıma şunlar geldi işte. Bunları 0 yaptığın zaman eksi f tx bölü z eksi f ty bölü z. Ve bu çıktı karşıma, gördünüz mü? Tüm vektörler bu şekilde. Ne diyor bu? Tx'in ne kadar fazlaysa Vx'in de o kadar fazla olur. Ty'in ne kadar fazlaysa Vy'in de o kadar fazla olur. Z ne kadar fazlaysa ikisi de o kadar düşük olur diyor. Şu vektörlere bakın. Tamam mı? Şu ne demek bu? Uzun bir vektör demek. Bana yakın bir cisim demek. Değil mi? Uzun bir vektör. Bana yakın bir cisim demek. Ya da bu adamın x hızı zaten fazlaymış demek. Ya çok hızlı bir şekilde x yönde hareket ediyor. Ya da bana yakın bir şey. Şu ne demek? Ya çok yavaş hareket ediliyor ya da çok uzaktaki bir şey demek. Çok uzaktaki bir şey demek. Siz trenin penceresinden yan tarafın videosunu çekerseniz tüm cisimler aynı V hızında hareket ettikleri için tren hızında hareket ediyorlar değil mi? Kamera tren hızında hareket ediyor. Öyleyse buradaki okların büyüklükleri bana neyi verecek? V'lerin büyüklükleri o cisimlerin benden ne kadar uzakta olduğunu verecek. O cisimlerin benden ne kadar uzakta olduğunu verecek. Şunu nasıl yazdığını anladınız mı? Şu Z'yi nasıl bulmuş burada? Buradan buraya nasıl geçmiş? Şu iki eşitlikten buraya nasıl geçmiş? Başka bir yerden bir yalmamış. Bu iki eşitlikten buraya geçmiş. B'nin büyüklüğünü mü? Yüksek sesle söyle. B'nin büyüklüğünü mü bulmaya çalışmış? Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Buradan buraya nasıl geçmiş? Soru bu. Ne yapmaya çalışmış dedi. Hangi matematik şeyini kullanmış? İlkokulda öğrendiğiniz. Ortaokulda öğrendiğiniz. Vektör değil mi hocam? Büyüklüğünü bulmuyor mu? Ne yapmış bir daha söyle. Aşağıda hız vektörünün değerin yani hesaplanmış halinde bölüyor da.
Diğer kısımda iki vektörü birbirinden çıkarmak. Onu nasıl bulursunuz? V'nin uzunluğunu nasıl bulursunuz V'nin? Bu ayrıca yaşanılan V, X, V'yi geçirdiğimiz kararsın. Tamam, nasıl yaparsın söyle. Nasıl yaparım? Ucuca ilgili bir şey bulmam gerekiyor. O yaşam vektörü. O da burada işte, V ise V'ye. V ise V'ye burada. Vektörün X komponentü, Y komponentü burada. Vektörün uzunluğunu buluyor değil mi? Bu uzunluk. Yapacağınız şey buranın karesini alıp buranın karesini toplayıp karekökünü almak ya. Her iki tarafın, tamam mı? Karelerini aldın. Şunu yaptın yani. Vx kare artı vy karenin karekökü bana neyi verecektir? Bunu verecektir değil mi? Ya bunun iki tarafı da. Şuradan ne gelecek? Tx kare bölü z kare f kare. Buradan da bu gelecek. Onları toplayın. Ve karekökünü alın. Toplayıp karekökünü aldığınız zaman bu çıkacak karşınıza. Toplayıp karekökünü aldığınız zaman her iki tarafta da bu şey olduğu için FF, F kareler karekökün dışına böyle kaçacak. Tamam mı? Ondan sonra ikide de Z olduğu için Z kare de karekökün karşısına böyle Z olarak kaçacak. V'yi alıp buraya koyduğunuz zaman da karşıma bu çıkıyor. X kare D'ye. Tamam, bu da bunu neyi söylüyor? Yine cisimlerin derinlikleri, görüntü üzerindeki cismin hız vektörünün büyüklüğüyle ters orantılı derinlikleri o. Bir de artı cisimlerin gerçek dünyadaki translation hızlarıyla doğrudan orantılı diyor. Ne kadar translation hızı fazlaysa o kadar benden uzaktadır diyor. Bu onu söylüyor. Buradan değişik bir şekilde bakmış yani. Başka bir şey yok. Aynısında şurada da vardı. Burada yapmışlar. Ben bunu atladım. Bunun üzerine çok fazla konuşmadım. Bu da aynısını söylüyor. Gerçek dünyadaki objenin derinlikleri, tamam mı? Bir şeyle ters orantılıdır. O objenin görüntü üzerindeki akış hızıyla. Bir de şu point of expansion ve point of contraction ne kadar yakınsa onunla yine ters orantılı. Burada point of expansion ve point of contraction. Ya sanki noktadan sanki buradan çıkıyormuş gibi düşünüyorsun ya da buraya doğru saplanıyormuş gibi düşünüyorsun. Tamam mı? Var mı sorusu var? Sorusu olan yoksa devam edeceğim öyleyse. Devam edelim. Bu Pearl Translation hakkında şu ana kadar öğrendiklerimiz hakkında çıkardıklarımız. Eğer TZ 0 değilse yani omega'nın 0 olduğunu düşünüyorum. Burada pure translation, burada omega 0, tamam mı? Omega 0 ve tz 0 değilse motion field burada radyal oluyor. Radyal demek ne demek? Sanki şu noktanın etrafında böyle radyal şeyler varmış gibi. Bundan ne kadar uzaksan hızın o kadar artıyor. Buna ne kadar yaklaşırsan hızın o kadar düşüyor. İkisi de radyal. Tamam, motion field burada radyal oluyor. If tz is not 0, then mf is radial. With all vectors pointing towards or from or away from a single point P0. If T0 is 0 then the MF is parallel. Diğer türlü MF parallel oluyor. Bu böyle bir motion field'ın TY'si ne sizce? TY'si. Böyle bir motion field'ın TY'si ne? Sonsuzda ortada bir şey. Böyle bir motion field'ın TY'si yok. TY'si 0. TX'i var sadece bir tane olarak. Eğer TY'si de olsaydı bunun şöyle akardı bunlar. Tamam mı? Yani bu TY'nin TX'i olan oranı bunların hepsi sonsuza doğru gidiyor ama bir tane sonsuz yok. Hangi sonsuz onu sana söylüyorum. 360 derece bir tane sonsuz şeyi var. Gidilen yer. Ama amacın koordinatlarına baksak esasında sonsuz noktaları falan da bulabilirdik. Bakmadık. Tamam mı? Yani bunlar şunların ne tarafa doğru aktıkları TV'ye, TY'ye ve TX arasında bir ilişki. TZ'nin zaten sıfır olduğunu zaten biliyoruz. Ama her durumda bunlar kesinlikle birbirine paralel eğer omega sıfır ve TZ'de sıfırsa. Omega sıfır, TZ sıfır değilse o zaman radyal. O zaman bu oluyor. Omega sıfır, TZ sıfırsa birbirine paralel. Hangi yöne doğru paralel? O TX ile TY'nin arasındaki oranına bağlı. Tamam.
The length of the MF vectors is inverse proportional depth z. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Tamam. Bu pure translation kısmıydı. Pure translation kısmıydı. Ve bu P0'a bazıları vanishing point diyorlar. Bunu unutmayın. Bu vanishing'de bunu çok kullanırlar. Motion falan kullanırlar. Vanishing point of the direction of translation. Tamam, bu bazen sonsuz olabilir. Sonsuz olduğu zaman vanishing point, o zaman tz'nin 0 olduğunu gösteriyor. Yani. Sonsuzdaysa. Tamam. Sonsuzdaysa bu onun tz'nin 0 olduğunu gösteriyor. P0 is the intersection of the ray parallel to the translation vector and the image plane. Is the intersection of the parallel to the translation vector and the image plane. Image plane ne? Translation vector. Şimdi şunu birazcık anlamaya çalışacağım. Translation vektörünü iki tane kamera noktası. Kamera 1 burada, kamera 2 burada. İki kamera arasındaki center projection'a bir tane vektör çarpımı çekin. O vektörün image plane'i kestiği yeri düşünün. İşte P0 orası. Eğer şöyle yana doğru kayıyorsa tabii şeyiniz, o zaman hiçbir yere kesmeyecek. Sonsuza doğru gidecek. Herhalde P0 o zaman sonsuza doğru söylemiştim. Biraz önce yaptığımızın özeti. Eğer pure translation varsa elimizde ne demek bu? O zaman omega 0 demek. Omega 0'sa ve burada tz 0 olup olmadığına bakmıştık, iki tane durum vardı. Tz 0 mı değil mi falan diye. Vanishing point, focal of expansion hakkında konuştuk. Yani bir noktaya doğru saplamaya çalışıyorlar, oradan kaçmaya çalışıyorlar. Tz 0 değilse, 0'sa ama paralel oluyorlar birbirlerine. Şimdi o formülleri alsaydım, deseydim ki bu sefer translation 0 olsun, omega 0 olmasın deseydim. Tamam mı? Onunla ilgili de bir analiz yapardım. Orada yaptığım analizde görecektim ki buradan herhangi bir 3 boyutlu bilgi taşınmıyor. Herhangi bir 3 boyutlu bilgi çıkaramam. Z hakkında konuşamam. Birazcık konuştuk, onun hakkında daha fazla konuşabilirdik. Bu da bazen güzel, eğer derinlik çıkarmak istiyorsan kötü bir haber. Derinlik çıkarmak istemiyorsan, derinlikten etkilenmek istemiyorsan güzel bir haber. İmiş mozaikte çok fazla kullanılıyor. Bu da ikinci çıkarım olarak ama biz buna bakmadık. Üçüncü bir bakış açısı, burada klasik literatürde var, o yüzden buraya koydum, üzerine gelmeyeceğim ama burada literatürde var, buraya koydum. Moving plane, hareket eden şeyin bir tane düzlem olduğunu düşünürseniz eğer, onunla ilgili bazı özel eşitlikte yazabiliyorsunuz. Eğer düzlerse, onun hakkında şunu söyleyebiliriz, bunu söyleyebiliriz. Mesela diyor ki, motion field is a quadratic polynomial in image. Motion field'e ikinci dereceden bir denklem cinsinde yazabiliyorsun. Biz biraz önce motion field'e yazarken şurada, motion field'e, bayağı lineer eşitlik olarak yazdık işte, burada gördüğünüz gibi burada. Adam bunu ikinci dereceden bir eşitlik gibi yazıyor eğer şeyse, düzlemse senin hareket eden şeyin. Ve o da düzlemlerden oluşan cisimlerin hareketinden analizinde bayağı bir işe yarıyor. Bayağı bir işe yarıyor. Adam diyor ki ben diyor uçaktayım. Uçaktayım ya da ben bir uyduyum, gerçekten uydu olanlar var, tamam mı? Hayatını uydu olarak geçiren cisimler var yukarıda. Onların translational component'u dünyaya göre sıfır. Her şey rotational component. Değil mi? Dünyanın etrafında dönüyor. Her şey rotational component'u var. Moving plane, diyor ki dünyanın yüzeyinde diyor küçük küçük düzenlerde oluştuğunu düşünüyorum. Adam buna göre kendisi şey yapmış, hareket eşitliklerini yazmış ve ikinci derece eşitlikler çıktığını görmüş. Diyor ki bu uydunun çektiği resimleri birbirine birleştirirken diyor, bu eşitliğe uyduğunu düşüneceğim diyor. Böylelikle çok hassas bir şekilde dünyanın yüzeyini ya da Mars'ın ya da Ay'ın, onların etrafında da çünkü uydular var, böyle düz bir şekilde haritasını çıkarıyor tık 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 onları birbirine ekleyerek. Yani bunları şeyler, uzaktan algılamacılar bu türlü teknikleri çok sık kullanıyorlar. Çünkü hareketi biliyor adam, adamın da hareket bilgisi var. Yani kafasına göre çok tesadüfen bir uydunun çektiği bir resimle uydunun başka bir zamanda çektiği iki resim birbirine çok farklı, alakasız resimler değil. Birbirine çok yakın alakalılar. Niye? Motion belli adamların. Translation yok, sadece rotational'ımız var işin içerisinde. Ve dünyanın yüzeyinde de sanki bir plane gibi düşünüyorum. Dağlar falan yok. Çünkü 36 kilometre yukarıdan baktığın zaman dünyanın yüzeyindeki 1-2 kilometrelik girişler çıkışları sanki bir düzen gibi de düşünebilirsin. Çok fazla bir şey fark etmeyecek. Özellikle şehirlerde falan çok fazla bir şey fark etmiyorlar. Bunu çok sık bir şekilde kullanabiliyorlar. Ya da bir tane drone düşünün. 500 metre yukarıdan hareket ediliyor.
çektiğinizde birbirine birleştireceksiniz. O da sanki dünya yüzeyine bir düzlenmiş gibi düşünebilir çok kısa bir saatlerde. Orada onlar da işine yarayacaktır. Çok sık kullanılan şeyler hikayeler. Bu da çok sık kullanılıyor. Bunlar şu derinlik hesaplaması şu anda gösterdiğim. Bu mozaik yapılmasında, bu da dediğim gibi yukarıdan çekilmiş, drone'dan çekilmiş, uçaklardan çekilmiş ya da uydulardan çekilmiş resimleri birbirine birleştirmesine sık bir şekilde kullanılıyor. Biz sadece şu kadar mı? Biz sadece o kadar. Tamam. Bu da bize ne verdi oraya bakmak mesela? Dedim ki ben size, bir trende gidiyorsunuz, tamam mı? Trende gidiyorsunuz. Ben size trenin hızını verdim. Tren 100 km hızla gidiyor. Zaten onu rahat bir şekilde ölçebiliyorsunuz. Trenin hızını verdiğim zaman neyi vermiş oldum ben size? TX ve TY'yi verdim değil mi? Yan camdan bakıyorsun. Diyorum ki ben yan camdan bakarken sen tren giderken 100 km hızla gördüğün her bir noktanın bana derinliğini, tren olan derinliğini söyle bakalım. Nasıl söylersin onu? Her bir noktanın gördüğün üzerindeki hızını ne ölçersin? Kameranın F'sini biliyorsan bunu da çarptığın zaman her bir noktanın sana derinliğini verecektir. Her bir noktanın derinliğini verecektir. Ya da aynı şekilde trenin koltuğunda oturuyorsun bir yerlerde. İşte burada. Diyorum ki ben sana trenin hızı belli, TC'si belli yani şuradan üzerine kadar hızlı gittiği. O size burada işte burada var. Z'yi bulmak için trenin raydan ne kadar hızlı gittiğini buluyorsun. Ondan sonra bir noktanın verilen bir noktanın görüntüsü dediği hızını hesaplıyorsun. Şu işleri de yaptıktan sonra karşına her bir noktanın derinliğini bulabilirsin. Söyleyebilirim. Yani structure from motion demiştik ya. Hareketten derinlik anlama. Bunu bulabilirsin. Tabii benim bu atıkların hepsi kameranın hareket hızını biliyor. Ona göre yapılmış. Kameranın hareket hızını biliyor. Bazı yöntemler var. Kameranın hareket hızını bilmeden de bunları upscale'yip bulabiliyor. Onların hakkında daha sonra konuşacağız. Tamam. Şimdi bunların hakkında konuştuk. Şimdi birazcık optik yol hakkında konuşacağım ama isterseniz bir 10 dakika da verin buna başlamadan. 10 dakikadan sonra devam edelim. Yoklamayı imzalamayan var mı arkadaşlar?